mutlu pazarlar dileğimizle. Bugün 27 Eylül Pazar, İzmir Şirinyer İpodrom yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 8 koşulu bir programımız var. 3. koşudan itibaren 6'lı ganyamız başlıyor. Ama 2. koşudan itibaren biz yarış programına başlamak istiyorum. Burası 7'li plase ve 3'lü ganyanın koşulacağı ilk ayak. O yüzden ben fazla sözü uzatmadan hemen direkt yorumlarıma geçmek istiyorum. Çünkü bayağı bir çekişmeli program var. Bir zengin bir program var. Bana göre bugün çok güzel bir para vermesini beklediğim bir program. Tabii şimdi bizim düşüncemiz böyle de sahadaki düşünceler nasıl olur artık göreceğiz. Ama benim bugün program biraz sürprizdi. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ben her ne kadar biraz oyunu küçültmeye çalışsam da herhalde fazla büyük yaptığımı da sanmıyorum. Şuradan en azından bir hesaplayayım bakayım. İlk olarak önerdiğim safkanları oranını sayacağım ben size. 4, 2 kere 4, 8... 8, 16, 32, 64, 128, 256 oyun arkadaşlar. 256 oyun. Bakın sonra demeyin yani ya arkadaşlar dünyanın atını yazdın demeyin. 256 oyun benim ilk olarak önerdiğim ilk şablonum. Yani benim önerdiğim safkana. Tabii ilaveler var. İlaveleri yaparsanız oyun biraz yükselir. Gerçi ilaveler yapsak bile hani o kadar ağam şam çok yüksek yapmıyor. Ama o zaman herhalde 1200-1300 oran yapıyor. Neyse arkadaşlar biz fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçişimizi yapmak istiyorum. Dediğim gibi ikinci koşudan itibaren yayına başlıyoruz ve başladık. Bir maiden yarış, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim kursunda burada 6 ve 7 nolu kurtel arasında ekürler var. 7'li plasa ayağında. Ben burada önceliği ama 4 nolu Ravallo'ya vereceğim. Bir Aprov'un güzel temsilcisi Ali Alpagut'la start alıyor. 2 yarış koştu ve ikisinde de ikincilik elde eden bu safkan biraz da derece olarak rakiplerinden biraz daha ön planda tutuyorum ben. Yani bugün normal şartlarda kazanmasını beklediğim isim 4 nolu Ravallo olacak. Ali Alpagut'la. Eğer at yazmak isterseniz ekürlerden bu 6 veya 7 hangisini tercih ediyorsanız ama öncelikle 6 Keido My Heart'ı ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün 6'lı ganyan ayağına geldiğimizde 3. koşu 6'lı ganyanın ilk ayağı olan bu handikap 15 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik kum yarışında burada baktığımız zaman 3 ve 9 10 safkanların ekürü olduğunu görüyoruz. Burada çok süper bir safkan yok ama burada bazı riskler de alınabilir. Ben o şekilde görüyorum. Bu uzayan mesafede bence bu 3 nolu Küşi Çetin Ok'la bu yarışı kazanır arkadaşlar. Çünkü bütün şartlar, bütün şeyler bana göre bu 3 nolu Küşi'ye bakıyor. Ben bugün risk alıp 3 nolu Küşi'yi tek atmayı düşünürüm. Ama ben gerçi 6'lı oynamam ama yarın belki ufak bir 5-10 liralık oyun yapabilirim. O yüzden 3 nolu Küşi'yi ben kendime tek atacağım. Gelir veya gelmez benim şansım artık. Eğer sizde küçük risk sevenler varsa, risk seviyorsanız 3 nolu Küşi'yi tek atabilirsiniz. Eğer atamıyorsanız o zaman öncelik 4 nolu Şerife abla. Bir Metin Muhammed Mir Bilgin'le start alacak olan bu safkan. Son 2 yarışındaki güzel 2 tane 4.liyle bir de uzak mesafelerdeki güzel formuyla bence yazılır ilk rakip olarak. Daha sonra 5 nolu Ateş Adası. Yine bomboş kilosuyla koşuyor. Bekir Mert Mırık'la start alacak olan bu safkanın son çim yarışındaki sıfırı ben hiç ölçü almıyorum. Bu safkanın kum performansı oldukça iyi. Bugünün yine iddialı isimlerini hala yazar kendini adını. Ve daha sonra da 2 nolu Pişkin Kız. Rakiplerine oranla biraz kilolu ağır olsa da iyi bir kısrak olduğunu da unutmamakta fayda var. Sinan Özen'le de bence yazılması gereken diğer isim olur. İşte 3'ün yanına at yazmak isterseniz öncelik 4, 5, 2. Eğer biraz daha genişletmek isterseniz çünkü 2 tane daha safkan var benim en azından geliri olan da olsa. Bunlardan birisi 6 nolu Signor olacak. Fırat Arslan'la start alacak olan bu safkanın en azından bir Alpan güzel temsilcisi iyi hazırlıkları var. Ve son olarak da 8 nolu Fatih İngili. Son ikinciliği çok güzel bu safkan. Eğer bu güzel ikinciliğin arkasında biraz daha arttırabilirse bugün birinciliği getirtebilir. O yüzden sürpriz hanesine de olsa 6 ve 8'i ilave edebilirsiniz. Ama öncelik dediğim gibi 3 nolu safkan, hani ben eğer risk almak isteyenler için 3 nolu Küşi ekürü avantajı da var. Kazanması gerekir. At yazmak isterseniz öncelik 4, 5, 2 dediğim gibi sürpriz hanesine de 6 ve 8 olarak geçebilirsiniz. Günün 4. koşusu 6'lı Ganya'nın 2. ayına geldiğimizde şartlı 5 Aprantilere ait 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik çim koşusunda burada baktığın zaman 9 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta ben burada çok güzel bir risk alacağım. Yani umarım beni yanıltmaz çünkü bugün yaptığım bütün şeylerde bu safkan çıkıyor. Bu safkan 4 nolu Kiyaset arkadaşlar.
Bu Gobak Bey temsilcisi olan bu Safkan, bu üstündeki çocuğun ismi neydi? Berkan Çığlar'ı stat alıyor. Yani performansını ben çok beğeniyorum. Zaten sürekli tabela içerisinde, son 3 yaşında 2 tane ikincili bir üçüncülü olan bir Safkan. Ben bugün bu Gobak Bey'in güzel teyinin 4 numaralı Kiaset'in bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Riskli, evet çok riskli ama ben size bugünün bankosu olarak 4 numaralı Kiaset'i tek olarak öneriyorum. Yarın büyük ihtimalle bu atın Ganyan'da herhalde 8 liradan aşağı okuyacağını pek tahmin etmiyorum. Tabii bakalım yarın favori çıkarsa da eyvah derim. Ama ben bu Safkan'ın yarın büyük ihtimalle sürpriz çıkacağını düşünüyorum. Ben sürpriz de olsa, ben de sıfır puanlı da olsa fark etmez. Benim bugün tuttuğum 4 numaralı Kiaset. O yüzden sizlere tek olarak öneriyorum. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'ın 3. ayağında geldiğimizde şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında 9 Safkan arasında koşulacak olan bir yarışta kalite bir isim. Son yarışında kazanarak sahalara güzel bir dönüş yaptı tekrardan. Yani adını yazdırdı. 2 nolu Muammer Bey biraz ağır kilosu olsa da iyi bir isim, kalite isim. Bu Kanekota'yı Sinan Özen'le bence ilk şanslı isim. Bu Safkan'a bence en ciddi tek rakip olarak da 4 nolu Neyzen gelir. Bu Belmont'un güzel temsilcisi. Yani baktığımızda şu Belmont, baba, anne, Tonya gerçekten birbirinden kaliteli iki tane ismin çocuğu diyelim artık. 4 nolu Neyzen, Mertcan Çelik'le zaten son iki yarışın iki tane ikinciliği olan formda ismi. Bence 2 ve 4'ü hiç ayrım yapmadan kuponlara yazalım. Eğer geniş at yazmak gerekirse, bir hafta yazabilirse, son sıfırını hiç ölçü almadım ama çalışmaları bir ayrı iyi olan 3 nolu tek tadışı da Nevzat Avcı ile ilave edebiliriz. Günün 6. koşusu Altılı Ganyan'ın da 4. ayağına geldiğimizde şartlı 4-3 yaşlı Arapları 1400 metre kum yarışında 10 Safkan arasında koşulacak olan bir yarışta yani güzel bir performansı olan bu 1 nolu Mezre bende ilk şanslı isim. Bu Sarraf'ın güzel temsilcisi Muhammed Mir Bilgin'le start alıyor. Bir Kuyumcuhan ekürüsüne ait olan bu Safkan zaten yarış hayatına 4 yarışla başladı. Bir birinciliği, 3 tane ikinciliği olan oldukça formda ve istikrarlı bir Safkan. Ben bugün çalışmalarıyla da performansıyla da ben bugün bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 1 nolu Mezre eğer ikinci banko arayanlar için bence 1 nolu Mezre çok çok ideal bir Safkan. Banko adayım. Bu Safkan'ın yanına at yazmak istersen tek bir rakip vereceğim. O da 5 nolu Gökçe Star olacak. Bu Kaysberk'in güzel temsilcisi Masum Demirbaş'ta start alıyor. Son güzel kazanmış olduğu yarıştan sonra benim bugün 1 nolu Mezre'ye en ciddi rakip olarak verdiğim isim. Yani ya biri tek atacağız ya da yanına at yazmak isteyenler de 5 nolu Safkan'ı tercih edebilirler. Günün 7. koşusu Altılı Ganyan'ın 5. ayağında bir maiden yarış. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda 10 Safkan arasında koşulacak olan bir yarışta yine birbirinden iddialı tayların olduğu bir yarış bence. Çünkü burada genelde bir sürpriz sanki olacak havası var ama favori bitebilir mi? Bitebilir tabii ki. Burada bende en şanslı isim 3 nolu Mihri Baba oluyor. Bu Bahçeli Ursal'ın gerçekten iyi bir aygırı tayı Alaaddin Kürüntek'le start alacak olan Safkan. Son ikinciliği gerçekten derece olarak da rakiplerinden çok ön planda. Yani eğer son yarışın derecesini gerçekleştirirse yine bu yarışı kazanır. 3 nolu Mihri Baba. Ama tabii taylarda bazen bir yarışı tutmuyor. O zaman kimleri yazabiliriz? Bu Alp Evcimenler'e ait bir Dutufil temsilcisi olan 2 nolu Luggage Boy. Bir yarış gördü, 6. geldi etti ama ben iyi hazırlıklarıyla bu Safkan'ın bugün daha iyi koşmasını bekliyorum. Daha sonra 9 nolu Rastgele. Bir Niğdeli. Baba zaten tam bir çim orijinaldi. Anne Melendizli. İyi bir Filimen gibi iyi bir kuyumcuların bir atıydı. Sinan Özen'le start alıyor. 2 yarış koştu. 2 yarışında da bir 3. 4.lük. Yani çimde de kendini ispatlamış bir Safkan. Bugün bence yazılması gereken ciddi rakiplerden birisi olacak bu 9 nolu Rastgele. Muhakkak yazacağız ve son hafta biraz benim dikkatimi çeken bir 7 nolu Mike Clara var. Bir Tribales temsilcisi Mertcan Çelik'le start alıyor. İkinci yarışında güzel bir 4.lük elde edince bence bu yarışta daha da üst seviyede, daha da fotoya yakın bir yerde kendine adını yazılmasını bekliyorum. 7 nolu Mike Clara. Yani 3-2-9-7 benim bu koşu için önerdiğim Safkanlar. Geldik günün en zor ayağına, son koşusuna, son ayağına. Burada da handikap 15, 3 ve yukarı İngiliz'in 1800 metrelik çim koşusunda biraz kalabalık 14 Safkan var ama inanın buraya biraz kalabalık tutmakta fayda var. Çünkü çok birbirine yakın performansı, yakın çalışmalara, yakın her şeyle yakın, dereceleriyle de olsun her şeyle yakın bir koşu izleyeceğiz. Bana göre burada her şey olabilir. Yani burada yarışın favorisi, sürdürerek favorisi de kazanabilir. En alttaki at da gelebilir. Yani o denli bir yarış buraya ben mümkün olduğunca biraz kalabalık tutmanızda fayda var. Çünkü yukarılardan biraz az atlarla geçtim. Buraya biraz yüklenebilirsek bence bu iş olur diye düşünüyorum. Tabii yukarıdakiler de şimdi kesin diye bir şey yok. At yarışı da zaten. Ama biz yine en azından bir tuttuğumuz safkanlardan güvenerek
Bu hayatta ilk şansı ben 12'nin oğlu Oguz, artık nasıl bir isim bu, Oguzav. Bir kardinal, Pioneer temsilcisi Muharrem Ok'la start alıyor. Bu safkanın son iki yarışındaki güzel bir dördüncülüğü, üçüncülüğüyle bugün de 50 kilosuyla ben bugün ilk şansı bu 12'nin oğlu Oguz Alp'a vereceğim. Tabi rakip bir nolu Vasco Zan. Bu safkan sürekli koşuyor ama bu sefer 8 gün ara vermiş. En azından bu iyi. Daha evvel 3 gün 4 gün ara veriyordu. Bu Aşim Tınazlar'a ait bu safkan da bir Alicano temsilcisi. Daha üst gruplarda bile başarılı olan bir isim. Bugün bence yine etkili yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. Bir nolu Vasco Zan'ı kuponlara yazacağız. Daha sonra 3 nolu The Black Stallion. Bir banknot gibi yine Çin orijinli bir safkan. Bekir Mert Mırık'la start alıyor. Oldukça güzel bir performans var. Son iki yarışındaki iki tane güzel üçüncülükten sonra bugün bence yine şanslı isimlerden birisi olacak. Daha sonra 10 nolu Mirhanlı. Bu safkana da dikkat edelim. Yani son 3 yarışta kayıplara karıştı ama kendini unutturmasın. İyi bir at. Sinan Özen'le bugün çok çok iyi yarış koşmasını bekledim. Bir diğer sonu isim olur. Yani öncelikli olarak 12, 1, 3, 10 muhakkak kuponlarda yeni almalı. İşte burayı biraz genişletmek gerekiyorsa, gerekiyor bence. O zaman 9 nolu Cool Image. Çok iyi bir form yakaladı. Bir Scarface temsilcisi Muhammed Mir Bilgin'le start alıyor. Muhakkak kuponlara ilave edebiliriz. Daha sonra 8 nolu The Mailman. Bir Tayyant gibi çok iyi bir sprinterin tayı. İlk kez Soyat'ta start alacak olan bu safkan son 4 yarışındaki güzel çıkışıyla, güzel formuyla bugün de hata affetmez. Daha sonra 2 nolu Alkusur. Bir Luxor temsilcisi. Her ne kadar rakipler oranında biraz ağır kilo olsa da iyi bir isim olduğunu unutmayalım. O yüzden 2 nolu Alkusur'da kuponlara yazalım ve son olarak da 4 nolu April Blessing. Bir Lanert temsilcisi Çetin Ok'la start alıyor. Yine iyi bir performansı var, iyi çalışmaları var. Bugün hata affetmeyecek isimlerden birisi olur. 4 nolu April Blessing. Yani burada anlayacağınız çok at yazmak gerekiyor. Hatta buraya biraz daha at yazın derseniz neler yazılır? Bu 5 nolu Atiba idmanlarda uçuyor ama yarışta yok. Gerçi son 4.'lüğünden sonra en azından bir sinyal yaktı. Yani yazabilirsiniz, bu atı da ilave edin. Valla bakın yani burada kötü atlar yok. Şehriban son yarışını kazanmış. Yani var da var. Artık yani ilave edebilirsiniz artık biraz da çünkü bütçeye bağlı bu. Ama tabii bütçeyi de aşmamak gerekiyor arkadaşlar. Yani nasipte ne varsa o da olur. Onu da belirtelim. Yani şimdi bu ayağı kapatırız. Güzel hoş da. Şimdi öteki ayaklarda tamamlayacağımız at olur, bir şey olur. O yüzden aman ha dikkat edin. Bütçenizi kesinlikle aşmamaya çalışın. Hatta diyelim ki kafanızda 50 liralık mı oynamak gerekiyor? 25 liralık oynayın. Yarısını oynayın. Yani bence en doğrusu da bu arkadaşlar. O yüzden herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.